Bugün muazzam bir manzarada Arthur'dayız. Burası Karaağaç. Mehmet abi nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün Mehmet abimin evine misafiriz. Mehmet abi her gün bu manzaraya uyanıyor. Çok keyifli bir manzaranız var abi. Teşekkür Burada ederim. Yaşamak nasıl bir duygu? Vallahi ben 18 senedir, senenin 6 ayı burada yaşıyorum. Gençliğinize ona borçlusunuz. Evet. Oh maşallah. Evet. Harika. Siteyi siz yaptınız. Siteyi arkadaşım toprak sahibiydi. Bir müteahhite vermiş. Kat karşılığı yapıldı. 2005'te aldım sıfırken. Eksiklerini tamamladık. 2006'dan itibaren oturuyoruz. Çok güzel. Hızlıca evimizi gezelim. Şimdi burada küçük bir terasımız var. 15-20 metrekarelik bir terasımız var. Evet. Denize 50 metre mesafedeyiz. Evet. Burası rüzgar almıyor diye kıymetli tarafı rüzgar almıyor tarafı diyebiliriz. Direkt rüzgar vurmuyor. Sağımızda tepe var, solumuzda tepe var. Orta yer böyle bir çukurumsu olduğu için burada rüzgar dönüyor. Yani şiddetli bir rüzgar olmuyor. Buranın arkadaşlar hakim Arthur'un rüzgarı meşhurdur. Evet. Bu bölgede evlerin çatıları uçar, gün ısılar uçar, çatılar kalkar, pergüleler kımıldar. Devamlı bir masraf açar. Bu sitemiz stratejik konumundan dolayı rüzgarı sert almıyor ama keyifli bir rüzgar alıyor. Burada lambirilerle kaplı bir seyir terası yapmış Mehmet abimiz kendisine. Evet. Gayet de güzel bir alan olmuş. Şu anda içerisi güneş almasına nazaran gayet serin. Evet. Arka tarafta bir tane misafir odası yapmışız. Evet. Hiç kullanmadık herhalde. Çocuklarımız kullanıyor zaman zaman. Misafir odamızı stüdyo şekilde yapmışız. Burada kendisine ait bir mutfağı var. Kendisine ait tertemiz bir duşa kabini ve tuvaleti var. İhtiyaç halinde burada bir misafirimiz kalabilir. Şimdi bir alt kat iniyoruz. Bu arada evdeki bütün boşluklar dolapla doldurulmuş ve tüm ince detaylar düşünülmüş. Mehmet abinin kendi elinden iş geldiği için evin kırık dökük eksik çalışmayan hiçbir yanı yok. Keyfe keder isteyen olursa renginde ya da zeminindeki renkte kale bodrumunda değişiklik yapabilir. Burası bir misafir odamız. İdeal ölçülerde bir tane çift kişilik yatağın sığabileceği bir oda. Burası geniş yatak odamız. Burası denizi görüyordu. Doğru mu tabii abi? Tabii ki görüyor. Görüyor. Bura denizi görüyor. Bu geniş bir balkonu var önünde. Ha buranın bir de dışarıda balkonu var. Şu an önünde çamaşırlar var. Şey yapamıyor. Üç kapılı büyük boy bir gardırop sığmış. Gerçekten geniş bir yatak odası. İkinci geniş yatak odamız da yine bir çift kişilik yatak ve 5 kapılı bir gardırobumuz var. Arka tarafta zeytinlerin arasında zeytin bahçesine bakan keyifli bir balkonumuz var. Mehmet abi burada otoparkta sıkıntımız yok. Yok. Otopark kendimizin. Otopark tapulu malımız. Evet. Toplam 10 tane villa var bu sitede. Evet. Arazimiz 3,5 dönüm. Ortalama villa başı 350 metrekare arsa payı düşüyor. Bir de sitemizin bekçi evi var. Bekçi evimiz var. Arıtmamız var. Tank krom olarak. Bu arada krom bir arıtma. 93 metre kuyumuz var. 12 metre küplük 12 tonluk depomuz var. Bahçeler kuyu suyuyla sulanmaktadır. Burası salonumuz. Evet. Çok geniş ve ferah bir salon. Ayrıca verandamız var. Burada mutfağı da gez abi. Verandaya öyle çıkalım. Kullanışlı bir mutfağımız var. Mutfak yenilendi. Tamamen yenilendi. Mutfağın bütün dolapları yenilendi. Ankastreler takıldı. Küçük bir adası var. Bu yataklar da açılıyor. Yani size çok misafir geliyor. 5 tane çocuk var. Allah bağışlasın. Maşallah güzel günlerim. 8 tane torun var. Abi hiç göstermiyorsun o kadar ya. Burası daha keyifli. Verandamızın altı. Evin en çok zaman geçirilen, yemek yenilen, sohbet edilen, çay kahve içilen yeri. Buradan bahçeye bir çıkışımız var. Bir de bir bodrum kat mı var dedik abi? Evet, bodrumda 25 metrekare bir yarım bodrumumuz var. Yarım bodrumumuz var. Evin en serin, en keyifli uyumalık alanı. Bu arada evin hiçbirine rutubet, nemin olmaması dikkatimi çekti. Burada bir tane tek kişilik yatağımız var. Bir tane aydınlatma penceremiz. Ve arkada da marangoz aletlerimiz var. Mehmet abi bütün
evin işini kendisi yaptığı için takım taklavatı. Tam mermerlerde, merdivenlerde mermer kullanılmış. Abi şuradan, ha burada da bir otak tuvaletimiz var. Biz şuradan balkona, şeye, bahçeye çıkalım. Biraz da sitemizi gezelim. Şimdi, arka bahçe oturma alanımız yine. Ha burada da bir arka bahçe oturma alanımız var. Orada iki tane banyomuz var. Asma bahçemizin altı yine oturma alanımız. Çocuklar plajdan geldiği zaman evet, ayaklarını yıkasınlar, tuzlarını akıtsınlar diye. Orada bir banyomuz var, burada bir evet, taş fırınımız var. Ev gayet keyifli. Yan parselde iskan yok herhalde. İmar yok. Şu anda yok. Şu anda yan parselde imar olmadığı için... Yani güzel tarafı orman gibi bir görüntü. Evet. Mayıs-Haziran aylarında yemiş, çok şiddetli şekilde kuşlarımız öter. Ah maşallah. Evet. Kuş seslerinin içine uyanmak isteyenler. Evet. Burası da duşumuz. Denizden geldiğimizde duş yapmak için. Yazlık yerlerinin en büyük problemlerinden bir tanesi üstü açık otoparklar. Burada en azından üstü güzelce kapatılmış. 4-5-6 araçlık bir otopark. Yo, o taraflarda da var otopark alanları. Evet. Gayet de... Bu bekçi evimiz. Bekçi evi, kapı numarası var. Evet. Site isterse bunu ileride... Kullanabilir. Kullanabilir, satabilir. Evet. Şu an yaşayan var mı? Şu anda yok. Ha, yani o da... Artı onda bir villa. Burası bu gördüğümüz krom yerüstü arıtma tankımız. Doğaya bu kadar saygılı ve çok fazla site görmedim ben. Sitemizin ihtiyacı olan malzemeler bulunmaktadır. Depodur. Çok iyi. Site kendi içerisinde bir imece usulü dönüyor. Evet, herkes kendi işini kendi görür. Burada bir 12 tonluk tankımız var. Bu konteyner mescidimiz. Mescidimiz. Burada kuyumuz var 93 metre. Buradan otomatik doluyor ve buradan da bahçeler sulanıyor. Suya para vermiyor. Sadece elektriğe evet, para veriyoruz. Arkadaşlar denize 50 metre olduğunu söyledim. Çocuklarımız güvenlice aşağı inebilir. Abi istersen şöyle bir sitenin içerisinde şöyle bir yürüyelim. Ana asfaltı da gösterelim. Tamam. Videoyu sonlayalım. Ah maşallah ya. Ah maşallah. Narlara bir bak ya. Abi zeytini kim topluyor? Herkes kendisi. Herkes kendi zeytinini topluyor. Her bahçede 2-3 ağaç var. Herkesin kışlığı çıkıyor yani. Evet. Maşallah. Kayısılarımız var. İncirimiz var. Sitenin hiç aydınlatmaları da var sanki bazı ağaçlarda gördüm. Onlar müstakil. Bahçe aydınlatması. Var. Evet. Burada bir giriş daha var. Araç girişi. Burası araç girişi. Arabayla oradan giriyoruz. Evet. Şuradan da denizin üstüne inelim. İnsanlar denize ne kadar yakın olduğunu oradan da görsünler. Bu arkadaş dışarıdan merdiven yapmış. Terası kiraya veriyor. Oh, mümkün mü? Mümkün 2+1. Yani müsaade yani, ediyor mu site? Siteden şikayet olmadı müddetçe sorun olmaz. Oh, çok güzel. Yani bizimkine de böyle bir şey yapılabilir. Evet. Burayı da biliyorsun. Burada evet, konuşalım mı? Onu da ayrı bir video yapalım. Burası Gömeç'in içinden gelen yol. Karaağaç Sahil Yolu Caddesi. Karaağaç Sahil Yolu Caddesi. Önümüz deniz. Çocuklarınız güvenle plaja gidiyorlar. Bir de hayratımız var. O da sizin sitenin. Evet. Allah kabul etsin hayrınızı. Abi çok teşekkür ediyorum. Allah tez zamanda iyi fiyattan güzel balcı bulmayı nasip eder. Amin inşallah. Teşekkür ederiz.